Şimdi tesettüre gireceğim ama tesettüre girmeden önce Allah <laughs> Evet, tesettüre gireceğim derken öyle anlaşıldı değil mi? Birazdan göreceğiz ki erkek de tesettüre giriyor. Ve lütfen o klasik sadece göz kapakları denen meseleye takılmayalım. Bizim de tesettüre mükellef ölçülerimiz var. O ölçüleri de işleyeceğiz. Öncelikle şunu anlamamız lazım. Zihinler işgal edildikten sonra ne baştaki örtümüz, ne çenedeki sakalımız bizi kurtarmaya yetmez. Biz tesettürü bile konuşacak isek eğer en derinden iman mesleğinden girip vicdanı ve aklı da beslemek zorundayız. Yoksa başımızda bir çaput parçası olur, çenemizin altında bir kıl parçası olur, hiçbir anlam ifade etmez. Tesettür kadına ve erkeğe ayrı ayrı ölçülerde verilmiş bir emirdir. Bu ölçülerden önce kadını işleyeceğiz. Sonra da kadınlar niye hiç erkekleri işlemiyorsunuz der diye Erkekleri de işleyeceğiz. Yani ikisini de burada işleyeceğiz inşallah. Ve bunu işledikten sonra da bize de inşallah emrin başım üstüne yarap demek düşecektir diye ümit ediyorum. Kur'an'da başörtüsü emri tesettür emrinin sadece bir parçasıdır. Yani tesettürün diğer fiillerine riayet edilmezse başı örtmek tesettür anlamına gelmeyebilir. Biz tesettür deyince sadece başörtüsü konuşur, insanlar da böyle alışırsa biz büyük bir meseleyi daha ufak bir meseleye indirgemiş olabiliriz. O yüzden tesettürü genel bağlamda ele almamız bugün için en karlı olacak iştir. Çünkü sizlerin de elbet vardır, başı kapalıdır ama baktığınızda üzücü durumlar görüyorsunuzdur. Evet, yoksa insan değil mi görünce kendisi bile bu halden soğuyor değil mi? Birisine nasihat ederken ürküyor. Acaba benim ettiğim nasihattan şu şekilde bir örtünme mi anlaşıldı? Örtünme de demeyelim, başörtüsü diyelim değil mi? Belki çarpık yapılan yapılardan. Tesettür dediğimiz mesele tesettür ile başlamaz. Peki nasıl başlar? Kökte iman olacak, gövdede namaz olacak. İnanın kökte iman, gövdesinde namaz olan bir ağacın meyvesi tesettür çıkacaktır. Yani o insana tesettürü ayrıyeten anlatmaya gerek kalmayacaktır. Tesettürün hicretin 5. 6. yılına nübüvvetin 18-19. yılına denk gelmesi farz olmasının bir hikmeti bu olabilir. Mekke'de Darül Erkam'da Medine'de Sufa Mektebi'ne baktığımızda biz görüyoruz ki sürekli bir iman anlatımı, iman örüntüsü var. Ve imandan sonra direkt zuhur eden olay namaz oluyor. Bunlardan sonra şunu göreceğiz birazdan. Tesettür emri gelir gelmez sahabeler o kadar hızlı riayet etmiş ki buna şaşıracağız yani. Bizim o kadar çok amaların olduğu bir asırdayız, o kadar çok gereksiz sorguların olduğu bir asırdayız ki sahabelerin bu hızına şaşıracağız. Şaşırmamamız lazım. imanları kökte o kadar kuvvetli, Gövdede namaz o kadar tutulmuş ki meyve, direkt tesettür çıkıyor yani. Bu iş şaşırmıyor. Üstad hazretlerinin yaptığı da nebevi bir tavır oluyor aslında. Yanına gelen tesettürü olmayan bayanlar için ne diyor Üstad hazretleri? Namaz. Siz namazınızı kılın diyor. Çünkü iman namazı, namazda tesettürü doğuracaktır. Peki biz böyle miyiz? Günlük hayatta böyle değiliz. Özellikle başı örtmenin örfi bir ahlak olan bölgelerde insanların kızı dışarı çıktığında, hanımı dışarı çıktığında namaz kılmıyorsa o insan için bir sorun teşkil etmez. Ama başı açık olarak çıkarsa ciddi bir sorun teşkil eder. Bizim sıramız az önce öğrendiğimiz öğretiye uymuyor. Nebevi sıraya uymuyor. Peygamberin ufkuna uymuyor. O yüzden yanlış yaptığımızdan dolayı o insanların hesabını, çocuklarımızın, eşlerimizin, annelerimizin hesabını da ahirette verme ihtimalimiz var. Biz ona balı yedirirsek suyu kendisi arayacaktır, otomatikman doğacaktır zaten. Temelde imanı daha sonra da namazı almış bir insan, önce bu elbiseleri giyer, üzerine tesettür libasını çekerse etraf ne der? Arkadaşlarım beni beğenir mi? Acaba bu şekilde beni yadırgarlar mı diye bir şüpheye düşmez. Çünkü settar olan Allah'tan öyle bir lezzet alır, öyle bir lezzet alır ki aleme karşı o gözler artık kapalı olur. Üstad Hazretleri bunca yıl başına gelenlere nasıl dayanmış? Bir yerden lezzet alması lazım. Bizzat Esma-i İlahi'den o lezzeti alınca Alem artık gözünüzde ufak gözüküyor. Ayşe Hanım'ız diyor ki Nur suresinin 31. ayeti, tesettürün vurgulandığı birkaç ayetten bir tanesi. Biz mescitteyken akşam vakti indi diyor. Ve o ayet iner inmez herkes başını örtecek bir şey aradı diyor. E zaten akşam vakti mescittesiniz. İnsan demez mi anacığım eve gidince örtün saygıdığınız ne vardı diye. Demez işte. Öyle bir teslimiyet kahramanları ki. Kimisi eşini sarığını alıyor örtüyor ayetinince. Kimisinin libası biraz daha uzun. O libasından kesip başını örtüyor. Hemen örtü yapıyor. Ya hayret verici bir teslimiyet var sahabe efendilerimizde. Yani bizdekilerin yani kusura bakmazsanız öyle diyeyim. Çoğu konuşmamız onların teslimiyeti yanında ancak gevezelik oluyor. O kadar gereksiz sorgular, o kadar gereksiz suallerde bulunuyoruz ki onların şu teslimiyeti karşısında insan diyor ki nasıl olur da Ayşe annemizi tanıyan, seven biri hala tesettüre girme gayretinde bulunamaz diye hayretler içerisinde kalıyor. Neyden korkabilirsin? Korkma bak ahirette de Ayşe anamızla nasıl arkadaş olacaksın bir gör diyor insan. 30 yıl şunun arkadaş olmaktan korkuyorsun. E sonsuz Ayşe anamızın arkadaşlığından olacaksın bu sefer. Hayret verici bir durum. Konumun adı teberrüç. Açıklık ve teşhir etmek. Teşhir etmekte bir sergileme gösterme meselesi var. Teberrüç kelimesi bizim için önemli bir kelimedir. Çünkü bir insanın kendini teşhir etmesi için açık olmasına gerek yoktur. Bir insan kapalı iken de teberrüç halinde olabilir. Ama kapalı iken teberrüç halinde olan bir insan kapalı dahi olsa tesettür içinde yok demektir. Çünkü tesettürle teberrüç taban taban zıt iki kelimedir. Tesettürde setrolunup kendini korurken teberrüçte kendini kapatsan bile teşhir ediyorsun demektir. Bu her zaman örtü işi midir? Hayır bunlara da gireceğiz. Tesettür çok geniş bir kavram. Bazen bir tavır Bazen bir cümle bazen bir üslubunla giyindiğin kıyafeti bile iptal etmiş olabilirsin. Çünkü teddür sadece kıyafete de bakan değil, üslubu da barındıran bütün bir tavrın ifadesidir. Teberrüçte insan sadece kendisine zarar vermiyor. Ortamı da ifsat ettiğinden dolayı ortamda bulunan birilerinin Durum ve duygu ayarlarıyla oynamanın karşılığı bu şekilde ifade ediliyor. Bence ağır, dikkat edilmesi ve mesuliyet olarak da önemsenmesi gereken ciddi bir ifadedir. Tesettür teberrüç taban tabana zıt derken en büyük zıtlık meselesiyle ilgili de ben bir cümle kurmak istiyorum ve bu cümleme umarım inanırız, hep birlikte inanırız, dinleyen de inanır, inşallah inanır. Teberrüç özgürlük değildir. Tesettür özgürlüktür. Bir insan teberrüç ile özgürlüğünü ispat etme çabasında olurken inanın bana kimlerin esiri oluyor tahmin bile edemezsiniz. Bunu da ancak biraz meselenin içine giren insan ha evet buymuş diye inşallah anlayacaktır. Kasiyatun ariyatun. Giyinik çıplaklar. Bu bir hadisin bir parçası. Yani ne kadar dehşetli bir ifade. Bir insan giyinmiş halde de çıplak gibi muamelede bulunabilir mi? Maalesef bulunabilir. Böyle tesettürle ilgili bazen ağır ifadeler olunca insanlar hani biraz ağır ifade olmuyor mu diye söylüyor ama bu bizim ifademiz değil. Biz efendimizin ifadesi. Hani burada ifadeyi eleştirmekten ziyade üstümüze alınıp yapabildiğimiz ölçüde bunu hayatımıza gerçekleştirebilirsek bizim için faydasına olur. Ahiret ve dünya cihetinde. amacımız rencide etmek değil bu hakikatleri ve hadisleri anlatmak. Ebu Hureyre anlatıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ateş ehlinden yani cennet ehli oluyor. İki sınıf var ki henüz görmedim. Şimdi henüz görmedim diyorsa bu nasıl bir haber oldu? Gaybi bir haber yani geleceğe yönelik. Neden henüz görmüyor biliyor musun? Çünkü bahsedilen ifadeler biraz şiddetli ifadeler ve sahabe efendilerimizde bu ifadeler bu kadar ağır görünmemiş. O yüzden gelecekte yani belki bize bakan yanıyla bu ifadeler böyle görülüyor. Biri yanlarında inek kuyruğuna benzeyen sopalar bulunan onlarla insanları döven bir topluluktur. Bundan murat nedir? Zulümdür. Kimi kastediyor? Makamına geçmiş, kibirli bir şekilde oturmuş, insanları sömüren, vampir gibi dişlerini geçiren zalimleri bahsediyor ilerleyen yani bizim yaşadığımız dönemlerde Efendimizin dönemini bile geçecek seviyelere gelecek. Diğeri ise giyindiği halde açık olan iki erkekleri olan meyillerini yansıtan omuzlarını sallayarak çalımlı yürüyen 3- başları bir tarafa meyleden develerin hörgücü gibi olan kadınlar. Bu kadınlar cennete giremez ve kokusu şu kadar çok uzak mesafeden alınabilen cennetin kokusunu dahi koklayamazlar. Giyinik çıplak ifadesi bence çok ağır bir ifade. Yok olsa belki de o kadar teşhir edemeyeceğim bir işi giyinmiş. Yani tesettür haliyle yapıyorsun. Az önce hadiste münafık diye bir ikaz vardı. Bence o ikazın olma sebebi de bu olabilir. Çünkü bir de İslamiyet işin içine girip yanlış yapıldığında o yanlış muzaaf bir yanlış haline geliyor. Tesettür aksesuar olarak kullanılırsa amaç kişinin güzelliğini arttırması olur. Ve burada asrın tarzı Allah'ın farzının önüne geçmiş olur. Bu da bir yanlış şekline girer. Tesettür teşhir etme boyutuna gelirse kapanık bile olsan güzelliğini gösterme boyutundaysa bu artık teberrüç olacaktır. Teberrüç ve tesettür kelimesi tamı tamına zıt kelimelerdir. Yani bir yerde teberrüç varsa tesettür yoktur. Siz aydınlık ve karanlığı aynı anda gördünüz mü hiç? Olamaz çünkü birbirine taban tabana zıttır. Siz tesettür ve teberrüçü aynı anda gördünüz mü hiç? Hayır olamaz çünkü taban tabana zıt iki kelimedir. Maalesef bazen öyle üzücü ve farklı giyimler görülüyor ki hani giyinmeme bile değil mi daha hafif kalıyor. Bu ifade tam da bunu vurguluyor. Giyinik çıplaklar ifadesi. ifade Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait ciddi bir ikazdadır. Diğer bir ifadede Efendimiz dikkat çekmek için deve hörgücü diye bir ifade kullanıyor. Bu ifade özellikle Efendimiz döneminde kadınlardan bir kısmı saçını topladıktan sonra bir de ip sararaktan başını örtüyormuş ki hani büyük bir şey ne olur öyle ya da böyle bir dikkat çeker. Efendimiz Aleyhisselam deve örgücüne benzetiyor. Tabi şimdi ip bağlanıp o şekilde olmasa da bu farklı farklı şekillerde yapılabiliyor. Bu derste zaten şu haramdır, şu günahtır, şu şudur, bu budur dersi değil bu ders. Bu derste ölçüleri vereceğiz. Ölçüleri verdikten sonra ortaya bir kıyafet dikeceğiz ve o çıkacak ortaya. Çünkü tek tek sorulara cevap verdiğinde özellikle böyle konuda işte şöyle siyah mı giyineyim, topuklu mu, şöyle mi, böyle mi diye maalesef sorunun arkasından başka sorular gidiyor ve konu çok başka yerlere çekiliyor. Temel ölçülerini vermemiz daha hikmetli. Ondan sonra zaten hiçbir şey cevaplamaya gerek kalmıyor. Matematikte de öyle olmuyor mu? Hoca formülü veriyor. O formüle ne yapıyorsun? binlerce problem çözüyorsun. Kadın cinsi latiftir. Yani kadın dediğin erkeğe göre çok daha cazibedardır. Bu yüzden de tesettür onun için tam fıtri bir haldir. Yani onun yazgısı tesettürdür. Allah onu fıtraten bu şekilde yaratmıştır. Ümmü Selem annemiz naklediyor. Tesettürün fıtriliği ile ilgili çok güzel bir mesele var. Ben ve Meymune evde oturuyorduk diyor. Birden kapı çaldı. Sesinden tanıdık ki kapının arkasında ama sahabe efendimiz gözleri görmeyen mescitteki müezzin Abdullah Ümmü Mektum biz onu sesinden tanıdık ve bu yüzden de libasımızı örtme gereği duymadık diyor annelerimiz. Tam o esnada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi görünce nereye gidiyorsunuz diye sual edince biz de dedik ki kapı çaldı. Kapının arkasında da Abdullah Ümmü Mektum var. E zaten onun gözleri görmediği için biz de libasımızı geçirme ihtiyacı hissetmedik deyince... E onun gözleri görmüyor. Sizin de mi gözleriniz görmüyor? Hadi o ama sizde mi amasınız diye Efendimiz uyarıda bulunca hemen kıyafetlerini giyinip kapıyı o şekilde açıyorlar. Burada aslında başka bir olay daha var. Muhaddisler bu mesele noktasında demişlerdir ki Kadının erkeğe haram olan ölçütleri olduğu gibi erkeğin de kadına haram olan ölçütleri var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada onun da dersini vermiştir. Ve buradaki hassasiyet aslında en güzel ölçüdür, en güzel derstir diyebiliriz. Hadis kitaplarında muvaffakat Ömer diye bir ibare geçer. Bilir misiniz? Hazreti Ömer bir olay yaşar ve Allah Azze ve Celle de onu ayetle onaylar. Bu bölüme muvaffakat Ömer denir. Hazreti Ömer'in bu şekilde ayetle onaylandığı çok yer vardır değil mi? Bu deviye barış anlaşması gibi meseleleri hatırlarsınız. Bu şekilde ayetle onaylandığı yerlerden bir tanesi de tesettür meselesidir. Yani tesettürün nüzul sebebi Hazreti Ömer diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bu cihette yani ayetleri konuşturan bir şahıs. Kulefai Raşid'in, Emir el Mümin'in Hazreti Ömer. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam Kureyş'in kadınlarıyla oturup bir halde konuşurken Hazreti Ömer geliyor. Tabi Hazreti Ömer kapıyı çalıp içeri girdiği anda kadınların hepsi koşuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da bir gülme tutuyor. Allah seni ömür boyu güldürsün ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ama niye gülüyorsun diyor Hazreti Ömer. Ya Ömer baksana seni gören korkuyor kaçıyor diyor. Bu sefer Hazreti Ömer orada sinirliyor. Ne diyorsun? Benden Resulullah'tan daha mı çok korkuyor bunlar diye. <laughs> daha çok korkutuyor onları. Yani Efendimiz'in üstüne çıkmaya hiçbir noktada tahammülü yok Hazreti Ömer. Ya Ömer o senin mizacında fıtratında var. İnan bana şeytan seni yolda görse o bile korkudan yol değiştirir diyor biliyor musunuz? Daha sonra Hazreti Ömer birkaç kez Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip diyor ki Ya Resulallah söyle sen şu hanımlara senin yanına geldiğinde biraz daha dikkatli giyinseler. Başka bir yerde görüyor, başka bir yerde görüyor. Derken Ahzab 59 ve Nur 31. ayeti celilere nazil oluyor. Nur 31'i okumam lazım. Ahzab 59'da size çalışmaya bırakayım. Mümin kadınlara da söyle Gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. İşte bu ayet ve Ahzap 59. ayet Hazreti Ömer sebebiyle iniyor. Şimdi konum dört parça. Bir esma kısmı, iki teberrüç kısmı, şimdi üçüncü kısma geçiyorum. Hanımların tesettür ölçüleri nasıl olmalıdır? Bir, bedenin bir kısmını örtecek şekilde değil tamamını örtecek şekilde olmalıdır. Şimdi az önce okuduğumuz Nur 31'de humur diye bir ifade var. Bu ifade yani garip yani hakikaten çok tartışmalara konu olmuş. Yani bizim asrımızda bile yok şöyle mi yok örtü değil demek şu demek bu demek diye garip garip muhabbetler. Bir hadisi şerif var bize nakledilen. Bu hadisi şerif aslında bu tartışmaların her birisini kapatıyor. Esma annemiz var biliyorsunuz Ayşe annemizin. Kendisinden 10 yaş büyük kız kardeşi. Tesettür ayeti indiği günlerde, belki indiği günde, belki indiği anda Allahu Alem Esma annemiz Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geliyor ve yanına geldiğinde başı açık ve üstlerinde de kıyafeti var. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle buyuruyor. Ey Esma diyor. Kişi sinni buluğuya erdikten sonra ve ifade de göstererek söylüyor. Elleri ve yüzünden sonra her yerini bir tamam örtmesi gerekiyor diye Esma annemize ölçüyü veriyor. Eliyle de bu şekilde gösteriyor. Humur ifadesinden Murat ne olduğunu burada anlıyoruz. İkinci ölçü dikkat çekici olmamalı, sade ve yalın olmalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kim dünyada şöhret için bir elbise giyerse kıyamet günü Allah ona zillet için bir elbise giydirecek buyuruyor. Yani tesettürü de biz makam ve kibir için kullanmamamız gerekiyor. Tesettürlü ve makam sahibi insanlar var mı? Evet var. Bunlar da bununla kibirlenir, kendini etraftan büyük görür hatta açık birilerine dinden çıkmış nazarıyla bakarsa doğru bir tavır olmadı. Allah'ın rızası hariç bütün tavırlar şöhret kıyafetidir ve o da az önce okuduğumuz hadise girmektedir. Şimdi bu sade ve yalın noktasında belki soru gelebilir. Hani ona da böyle ufak ufak bir dokunup hemen çıkalım. Siyah renk mi demek acaba? Ya da sadece koyu kahve mi demek? Sadece bu mu demek? Yani belli bir renk söyleyemeyiz. Ama yine az önceki kriterler ölçüsünde insan neyin çok dikkat çektiğini ve neyin çok dikkat çekmediğini bence anlayabilecektir. Neden? Çünkü bu dikkat çekme meselesi biraz da örfi bir mesele. Yani Madagaskar'da kıyafet rengine bakılan tavırla Türkiye'de, Afrika'da bakılan tavırlar arasında fark var. O yüzden dikkat çekme ve sadelik denilen tanımda illa şu renk diyemeyiz biraz da örfi bir meseleye bakmaktadır. İşte kendi yaşadığın alem içerisinde, kendi yaşadığın toplum içerisinde dikkat çekmeme ve sade olma bunun için en önemli bir ölçüttür. 3 diyorum. İnce ve şeffaf olmamalı, kalın ve teni göstermeyen halde olmalı. Bence çok önemli bir kriter. Esma annemizin Münzir isminde bir oğlu bir gün bir kervandan gelen hediyeyi ona uzatınca o da Efendimizin ikazını duymuştur, kumaşı ellemiştir. Bu incedir ve ben bu kumaşı giymeyeceğim demiştir. ben dikildiğinde tesettür olarak Esma annemizi örtse bile ince oluşundan dolayı onu giymek istemez. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ikazlarını duymuştur. Nedir o ikaz? Beden hatları belli olmayacaktır. Efendimiz Aleyhisselam zamanında birisi Efendimizin yanına gelir ve der ki Ya Resulallah ben ne zaman sara krizi geçirsem tesettürüm bozuluyor ve bu halden çok üzgün oluyorum. Kurban olayım bana dua et. O kriz hallerinde tesettürüm bozulmasın. Efendimiz tabi hayran hayran değil mi? Ne kadar güzel bir mesele. Sen sabredenlerden ol. Böyle bir durumda sana mesuliyet yoktur der ama yine de dua edeceğim der ve o sahabe efendimiz efendimizden o duayı ister. Çünkü hassasiyet ve teslimiyet böyle bir meseledir. Kişiye üç durumda mesuliyet yoktur. Uykudan uyanıncaya kadar uyku halinde mesuliyet yoktur. Aklı gelene kadar aklını yitirmişlere mesuliyet yoktur. Hastalıktan ötürü bir krize girmekte buna girmektedir. Ve çocuklara ne demek bu? Ergenliğe girene kadar çocuklara mesuliyet yoktur. Yani mesuliyet öyle olmamasına rağmen Meseleyi öyle derin öyle derin anlamış ki hastalık noktasında mesuliyeti olmamasına rağmen gidip Efendimiz Aleyhisselam'dan bir dua talebinde bulunmuş. Demek mesele derinden anlaşıldığında kıyafetimi şura böyle, ora böyle, şurası böyle mi olsun diye söylenmez insan daha daha derin meselelere bakar. Hatırlar mısınız? Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatında Fatma annemiz yanına geliyor. Önce ağlıyor sonra gülüyor. Niye ağladın diye sorunca Efendimizin bu dünyadan ruhunun ufkuna yürüyeceği haberini alıyor efendimizden. Niye güldün deyince de bana ilk sen geleceksin diyor. Kaç hafta sonra vefat ediyordu. Efendimizden 6 ay sonra da kendisi ruhunun ufkuna yürüyor Fatma annemiz. O esnada bir gün Fatma annemiz hafif bir duygulanıyor. Yanına efendimizin eşlerinden birisi geliyor. Ne oldu ya Fatma deyince ya ben şimdi vefat ettiğimde ki efendimizden haberi almış. Kısa süre sonra vefat edecek. Ben vefat ettikten sonra ya beni kefenlerlerken ve öyle taşırlarken tesettür halim bozulursa ben çok utanırım istemem öyle der. İşte o dinleyen annemiz de der ki ben Habeşistan'da gördüm. Böyle böyle bir tabut yapıyorlar. Ahşaptan şöyle şekilli bir şey yapıyorlar. Ben söz sana ondan yaptıracağım senin tesettürün bozulmasını kimse görmeyecek diyor. O şekilde taşıyorlar. Hassasiyete bakar mısın? Öldükten sonra iyi düşünür mü insan? Bu kadar engin, bu kadar yüksek ruhlu insanlarsa düşünüyorlar işte. Biz neyi konuşuyoruz? Böyle mi bağla, öyle mi bağla? Burayı böyle mi at, orayı öyle mi at? Bu kıyafetin bu rengi olmuş mu? Yani aramızda demek tesettürden önce ne farkı var? İman, devamında namaz farkımız var. 4. Vücut hatlarını belli edecek şekilde dar olmamalı. Az önce işlediğimiz kasiyatün, ariyatün meselesi tam buraya bakan bir konu. Usame bin Zeyd, Zeyd bin Arise'nin oğlu. Efendimizin son dönemlerinde de ordu komutanlığı yapmış. Hatta genç ordu komutanlığı yapmış. Birçoklarının da ona biat ettiği sahabe efendimiz. Bir gün Mısır kervanından kumaşlar geliyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ''Ey Usame bu senindir'' diye hediye ediyor. Usama bin Zeyd de onu alıyor, eşine hediye ediyor. Aradan birkaç gün geçince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üstlerinde göremeyince ey Usama ne yaptın o kumaşı diyor. Ya Resulallah ben onu hanıma hediye ettim diyor. Söyle hanımına o kumaştan giyince altına bir de entari giyinsin. Çünkü ben vücut hatlarını göstermesinden korkarım diyor. Yani ince bir kumaş olduğundan dolayı ne olursa olsun vücut hatlarını göstermesi noktasında Efendimiz bu şekilde bir uyarıda bulunuyor. 5. Karşı cinse benzer olmamalı, şahsiyetine ve kimliğine uygun olmalı. Burada ne demek istiyor? Yani bir kıyafet var. Kıyafet tamamen erkek kimliğini temsil ediyor. Bu gerçekten kadına yakışmıyor. Bir kıyafet var. O kıyafet tamamen kadın kimliğini temsil ediyor. Böyle bir kıyafet erkeğe gerçekten de yakışmıyor. Böyle deyip devam edebiliriz. 6 başkalarının sembol ve özelliklerini taşıyan giysilerden olmamalı. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümana özgün bir kimlik inşa etme mücadelesine girişmiştir. Ve biz de bunu koruma noktasında dikkat etmemiz gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselam hadiste diyor ki kim bir kavme benzemeye çalışırsa o onlardandır. Buradan başka bir muratta şunu anlayabiliriz. Erkek kadına kadın erkeğe benzerse o da belki bu hadisin ifadesine girebilir diye anlayabiliriz. 7 kirli ve peş bir şekilde olmamalı. Neden olmamalı? E çünkü biz bir temsil halindeyiz. Bizim şöyle şöyle ilgi çekecek şekilde giyinmememiz demek kötü ve kirli giyinmemiz anlamına gelmiyor. Çirkinliği yaymak değil, güzelliği yaymamız gerekiyor. Bu konunun ayrıntısını da birazdan erkeklerin tesettürü konusuna sakladım. 8. İlgi uyandıracak şekilde koku sürülmüş olmamalı. Görüyor musunuz? Kokuya kadar giriyor tesettür. Yani tesettür ifadesi sadece başı örtmekle ilgili bir mesele değil, tamamen ayrıntılı bir mesele. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımları mescide girerken koku sürünmeyin diye uyarıyor. Tabi uyardığı mesele temiz yani bizim tabirimizde fresh bir kokudan belki bahsedilmiyor. Nedir o? Hani dikkat dağıtan kokular oluyor. Evet. Böyle bir şeyden ifade ediyor. Bir gün Ebu Hureyre mescide giderken kadının birini görüyor. Nereye gidiyorsun? Ben mescide gidiyorum ya Ebu Hureyre. Efendimiz Aleyhisselam uyarmadım seni. Bu koku nedir? Çabuk evine git. Bu koku üzerinden çıkar. Aynen o şekilde gel mescide diye ikazda bulunuyor Ebu Hureyre Efendimiz. Yani burada temiz olma, güzel kokma, pis olma. Hayır o manalar değil. Bence ne demek istediğimi anlıyorsunuz. İnsanların dikkatini belli ölçülerde dağıtılacak meselelerden bahsediyoruz. Gerçekten de tesettüre uymuyor. Bence aile kavramı olan insanlara baktığında kendi hanımından, bacısından, annesinden bu olayları tahayyül etse Aa, bir tamamıya ben onlar üstünde bunu düşünüyorum diyecektir zannın dayım. Ebu Hureyre o kadını ey cebbarın kulu çabuk evine dön ve o koku çıkana kadar gelme diye uyarıyor. 9. Davranışlarda özel olarak yürümesinde aşırılık olmamalı. Bir vakar sahibi olmalı. Nur suresi 31. ayette şöyle bir cümle söyledik. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Buradan Murat nedir? Tesettürlü biri o vakarı korumalı. Belki de ben buradayım diye kendisini teşhir etmemeli. Burada ayakları yere vurma ifadesi de var. Kimi buradan topuklu ayakkabının meselesini anlar anlamaz öyle der böyle der. Bunları dediğim gibi hep akla bırakıyorum. 10. Sesinde sözlerinde ciddi ağırbaşlı ve vakarlı olmalı. Asap 32'de ey peygamber hanımları kendinizi kötülüklerden korumanız şartıyla siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Bu sebeple sözü yumuşatarak söylemeyin. Sonra kalbi çürük olan umuda kapılır. Sizden beklendiği şekilde konuşun. Yine müfessirler bu ayetin sadece peygamber hanımları değil, onun üzerinden bütün ümmetin hanımlarına ifadede bulunduğunu, hitap ettiğini söylemektedir. Bu konuştuklarımızda iki meseleyi unutmamamız lazım. Birincisi bu ciddi ikazlara karşı gelmek belki de bir cihette Allah'a meydan okumaktır. İkincisi Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur tövbe karşılığında. Belli başlı noktalarda insanlar yanlış ve hatalarda bulunsa da tövbe kapısı hepimize birden açıktır. Burada tesettürü konuşuyoruz. Belki kimisi burada bir hatası var. Kimimizin de başka noktada hatası var. Hatalarımız aynı değil diye burayı yadırgama durumunda da değiliz. Din nasihattır diyor hadiste. Birbirimize bu cihette nasihat verip belki aa evet şurada bir hatam varmış deyip dönmeye vesile olabiliriz. Bu cihette de hepimiz için tövbe kapısı açıktır. Erkeğin tesettür ölçüleri nelerdir? Şimdi bunu söyleyelim. Çünkü maalesef maalesef namus deyince sadece kadın, kadın deyince sadece tesettür böyle anlaşılıyor. Bunlar aslında daha geniş bakılması gereken kavramlar. Yani tesettür deyince de biz sadece kadın değil erkeği de anlayacağız. Erkeğin tesettürü deyince sadece göz kapakları değil. Evet göz kapağı erkeğin bir tesettürüdür. Cilbabıdır, libasıdır, her şeydir. Sadece bu değildir değil mi? Erkeğin tesettüründe dikkat edilmesi gereken ilk mesele bir. Avret mahalli açık olmamalı. Avret mahalli ne demektir? Bakması haram olan yerlere avret denir. Erkek için konuşalım. Erkek için avret diz kapağı altından göbek deliğine kadar. Malikilerde diz kapağı üstü de oluyor. Diz kapağından göbek deliğine kadar diyelim avret mahalli. Yalnız bizim bir noktada problemimiz var. Biz avret mahallinin ölçüsünü anlıyoruz. Ama yönünü anlayamıyoruz. Kuzey, güney, doğu, batıyı şöyle anlayamıyoruz. Diz kapağıyla göbeği tutup sadece ön kısım avret zannediyoruz. Hayır bunun arkası davret. Da <laughs> yani buna tam riayet edilmediğinden cemaat namazlarında ne üzücü vakalar yaşayabiliyoruz. Sıkıntılı haller yaşayabiliyoruz. Bilgimiz olsun. Bu giyimleri konuşurken tekrar hatırlatayım. Bölgenin örfüne, adetine bunlara riayet ederekten bence dikkat etmemiz gerekli. Mesela şimdi sadece diz kapağı, göbek bağlayıp çıksak değil mi? Pek olmaz yani. Bana hak verilmiş, hukuk verilmiş, ayet böyle demiş diye öyle de kahramanlık yapmamak gereklidir değil mi? İnsanların günümüz zamanında alıştığı göz estetiğini bozmamak lazım. Bir alışkanlık var. Örfi cihetlerde onlara da dikkat etmek elzemdir diye düşünüyorum. İki, özellikle erkeğin giyiminde kibir karışmamalı. Efendimiz Aleyhisselam zamanında e, kabir takımı giyimleriyle öyle kibirli kibirli yürüyorlarmış ki çoğu zaman bir erkeğin giyimini düşünün o giyimini elleriyle toplayıp öyle yürümek zorunda kalıyorlarmış. O şekilde erkekler kıyafetleri toplanıyormuş. Ne için? Çünkü ben bu şekilde kıyafetimi ne kadar fazla taşırsam o kadar fazla kibirli görüntülü bir insanım demek istiyor. O yüzden biz bu cihette Kibre de dikkat etmemiz, giyime de dikkat etmemiz lazım. Bize bakan yanıyla ne olur? Palto giyeni görüyorsun. Ne oluyor değil mi? Bir palto giyiyor. Arkadan müzik çalıyor. Şimdi bu hallere girmemek lazım. Peki zıttını soralım. Madem bu hallere girmeyeceğiz. Ben güzel giyinmeyeyim mi? Hayır güzel giyin. Problem orada değil. Problem bir gün bir sahabe efendimiz tesettür meselelerinden sonra efendimizin yanına geliyor. Ya böyle böyle yani Allah bana boy post vermiş. Ben şimdi güzel giyinmeyi de seviyorum. Güzel giyinmeyeyim mi? Hayır sen güzel giyin. Sadece kendini başkalarının üstün gördüğün anda kibir olur diyor. Yani biz zaten güzel temiz ve pak giyinmemiz lazım. Bunlara teşvik var. Onları da konuşacağız. Adamın biri görmemiş bir tane adam hayatında ilk kez kurveze bir takım yelekli bir takım giyiyor ne oluyor ayakkabıya giderken bu ayak buradan at atıyor böyle yani o yürüyüşü değişiyor şimdi bu kibirde nedir? telefonları böyle cüzdanları üst üste koyuyor falan çay söylemesi değişiyor manavi çay kibire giriyor şimdi yani bizi değiştirmemesi lazım İnsan elbisenin içindekisi El, İnsan elbisenin içindekilerdir dışındakiler değildir <laughs> evet söyleyemedim İnsan elbisenin içindekilerdir, elbisenin dışındakiler değildir. Gene olmadı. <laughs> evet, evet. İnsan elbisenin içindeki olandır, dışındaki olan değildir. Evet, söyleyebilirim. Bir gün Ebu Hureyre Efendimiz biraz çalımlı yürüyor. Resulullah da bunu görüyor ve şu şekilde ikaz ediyor. Ey Ebu Hureyre ne çabuk unuttun da açlıktan yerlere düşer. Çocuklar seni saralı zannederdi, sana taş atar, bazen üstüne basarlardı. Nedir bu yürüyüşün diyorlar. O günleri ne çabuk unuttun da böyle yürüyorsun diyor. Bir gün bir cihat esnasında cihada girerken kılıcını eline alıp kafasına kırmızı bir sarık bağlayan bir sahabe efendimiz var. Ebu Duhan efendimiz. Öyle bir giriyor ki düşman aklına düz değil her zaman çapraz bir şekilde giriyor. Elinde de efendimiz Aleyhisselam'ın ona hediye ettiği üzerine yazı yazdığı o mübarek kılıcı Korkaklıkta ar ilerlemekte şeref ve itibar var. İnsan korkmakla kaderin önüne geçemez yazılı kılıcıyla birlikte bir gün çapraz yararken Ebu Süfyan'ın hanımı Hint'e denk gelip ben bu kılıcı seninle kirletmem der ve onu o gün orada öldürmez geri döner. Sahabe efendilerimiz Ebu Ducane'deki o kırmızı sarığın sarılışını, giyimini, tavrımını, kuşanını bir gün Efendimiz'e giderler. Ya Resulallah böyle böyle Ebu Ducane'nin halini görmüyor musun? Nasıl da kibirli bir şekilde yürüyor meydanda. Efendimiz Aleyhisselam onun cihat meydanında böyle yürümesi mübahtır ama o kibir sizin aranızda olsaydı Allah onu belki de helak eder diyor. Demek gereken bir yerde de o vakar, o dik duruş gösterilmek, temsil edilmek zorundadır. 3 başkalarının sembol ve işaretlerini taşımama. Şimdi burada bence derinden anlamamız gereken bir mesele var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ehli kitaba sürekli bu noktalarda muhalefet etmiş. Çünkü ortaya yeniden bir Müslüman kimliği inşa etmek istemiş. Onu kendi içerisinden öyle bir inşa etmek istemiş ki birisi gördüğünde aa evet bu Müslümandır deyip onu örnek alsın istemiş. Zira sahabe efendilerimizin hangisine baksan bir yıldız gibi örnek alınacaktır. Ve dışarıdan birileri onları kimliğiyle tanısa sonra ahlakıyla tanısa bu İslam'a bir yöneliş olacaktır. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özgür bir kimlik inşa etmek istemiş. Şimdi Mekke'de İslam biraz yayıldıktan sonra Efendimiz bir bakıyor. Mekkeli müşrikler sakalını kısa tutuyor. Bıyıklarını uzun tutuyor. Saçlarını da ikiye ayırıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam onlara muhalefet etmek için siz saçlarınızı geriye yatırın diyor. Bıyıklarınızı kısa, sakalınızı da iyice uzun bırakın diyor. Mekke dönemi böyle geçerken Medine'ye hicret başlıyor. Bir gidiyorlar Medine'ye. Bulundukları şekilde Yahudiler de aynı şekli kullanıyor. Bu sefer Efendimiz Aleyhisselam onlara muhalefet ediyor. Bir bakıyor Yahudiler aynı şekilde sakalı salınca diyor ki siz sakalınızı belli bir ölçüde tutun diyor. Devamında bıyıklarınız kısa olsun onda problem yok diyor. Ve saçlar arkaya taralıydı. Orada Yahudiler de öyle taradığından da ne yapıyor? Bu sefer siz saçlarınızı ayırın diyor. Nedir amaç? Amaç şudur. Onlara kendisine özgün bir kimlik inşa edip bakıldığında evet bu bir Müslümandır diyebilmek. Bu cihette önemli bir mesele. Bence muhalefetin özünü de anlamış olduk. Şimdi maalesef bir Müslüman kimlikli birini gördüğümüzde kıyafetli Müslüman başta olmak üzere korkuyor. Elinden dilinden. Hayır zaman işte. 4. Kirli pecmurde olmamalı, düzgün ve temiz olmalı. Bir gün Ebu'l Ahvas isminde sahabe efendimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne gelir ve biraz da kirlidir, pecmurdedir. Senin maddi durumun iyi değil mi deyince evet ya Resulallah, benim maddi durumum iyidir der. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah verdiği mal nimetini kulunun üzerinde görmek ister diye onu ikazda bulunur. Bak bu çok önemli bir kriter biz bunu bilmiyoruz. Mesela Allah bir kuluna mal verdiyse onu üzerinde görmesi neden elzem biliyor musunuz başka bir cihette? Dışarıda yardım ihtiyacı olan insanlar kimden ihtiyaç isteyeceğini de bilebilir. Yani bir adamda bir varlık varsa o adamın tutup belki standartların yani ortasında evet eyvallah ama çok 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 altında yani tarih öncesinde kalmış belki bir arabaya binmesinden ziyade normal standartlarda bir arabaya binse dışarıdan biri gördüğünde daha bu insandan bir gün başımı sıkışsa yardım isteyebilirim diyebilir. Tam zıttı da mümkün. Adam yardım istemesinler diye eşeğe de binebilir. O da başka bir hikaye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir hadiste bulunuyor. Ey müminler sizler mümin kardeşlerinizin yanına gidecek. İlişkiler kuracaksınız. Elbiselerinizi düzene koyup güzelleştirin ki insanlar arasında öyle tanının. Bak gene bir kimlik inşa ediyor. Şüphesiz Allah çirkinliği ve çirkinliği benimsenmesini sevmez. Yani böyle sen üstün başın yırtık bir şekilde pis kirli bir şekilde etrafa birinin yanına gitmek değil güzelliği yaymakla mükellefsin. Biz buna güzel bir hatıra biliyoruz. Bir gün Üstad Hazretleri'nin talebesi Zübeyir Gündüz Alp abi. Birisiyle konuşmaya giderken hiç adeti olmayan bir şekilde saçını tarar, üstüne bakar, güzel bir gömlek giyer, güneş gözlüğü takar bir de o talebelerin birisinden emanet ceket alır. Ya Zübeyir abi neden bu haldesin diye yolda rast gelen talebeler sorunca kardeşim birisiyle fikri bir mücadelede bulunmak istiyorum ve oraya doğru gidiyorum. Onun benim kıyafetimle meşgul olmaması için onun gibi giyindim der. Çok ilginç değil mi? Bu da işin başka bir veçesidir. 5. Şimdi koku noktası var erkeğe bakan. Aslında şöyle anlayabiliriz. Altın ve ipek hanımlara bırakılmıştır. Temiz koku herkese ama bir cihette de erkeğe belki biraz fazla bırakılmış olabilir. Neden düşünebiliriz? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle bir hadisi var. Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi. Güzel koku, kadın ve namaz diyor. Efendimiz kokuyu çok seviyor. Şimdi Efendimizin yanından hiç ayrılmayan Medine'de kim desem kim dersiniz? Enes Malik. Enes Malik diyor ki biz Efendimiz Aleyhisselam Medine'nin hangi sokaklarında yürür onu kokusundan tanırdık diyor. Ama işte burada bahsedilen koku bizim bildiğimiz koku değil. Şehitlerin her birisinin kendine has kokusu olur. Bin yıl sonra gitsen o sokakta o aynı kokuyu duyabilirsin. İşte buradaki koku o koku. Anladınız mı? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şehit olduğundan ötürü. Onun kendine has bir kokusu o Medine sokaklarına o günden yayılmaya başlamıştır. Bazen birinin güzel kokusu burnunuza gelip parfüm olmadığını anladığınızda ses etmeyin. Hikaye bellidir. Ya. Şöyle bir durum daha var. Üç şey reddedilmez diye hadis var. Nedir bunlar? Koku reddedilmez. Oturduğun yerde gelen minder reddedilmez. Bir de süt reddedilmez. Ve Uğur hiç reddetmedi sütleri. Propolis. <laughs> Propolis. Evet. Bizimki öyle. İpek ve altın erkeğe net bir şekilde haramdır. Efendimizin hadisinde vardır. Eline ipek almıştır, altın almıştır. Bunlar ümmetimin erkeklerine haramdır. İki tane müstesna vardır. Nedir? Abdurrahman bin Av ve Zübeyir bin Avvam bedenen bir hastalıktan ötürü çünkü hangi kıyafet gelse onları e, çok zor durumda bırakıyor bedeni bir hastalıktan ötürü Resulullah'tan müsaade almış ve o ikisi hastalık dönemi içerisinde giyinmiştir. Bu müstesna erkeklere altın ve ipek haramdır. Üstad Hazretleri diyor ki, nefsi insani lezzete müpteladır. Müptela demek, onsuz yapamaz demek. Nefsimiz ya Rahmani yahut şeytani. Ama bir lezzet almak zorunda mı? Kesinlikle zorunda. Hususiyetle bu asırda nefsimizi gemleyelim, şöyle dağlardan bir mağaraya çekilelim, işi bu asırda bitmiş çok nadirattan böyle hayatlara denk gelsek de eksere vuracağımız zaman sizler yapabilir misiniz bu şekilde? Madem bitmiş, insanların kurtuluşu o zaman şurada. İmandan gelen lezzeti duymak zorunda. İnsanlara bu işi yapma, bunu terk et, şunu bırak dediğimizde Fark ediyorsunuz ki büyük bir oranla insanlar tekrar aynı işi yapıyorlar. Sebebi şu, onlara bir alternatif sunulmadığından insanlar şeytani olarak lezzet almaya devam ediyorlar. Bu oran bize gösteriyor ki insanlara onu yapma bunu terk et şunun kapılarını kapat demek çoğu zaman ne oluyor teklifi mala yutak mümkün olmayan bir teklif çeşidi oluyor. Yani bize düşen biz imani bir lezzet verirsek o kişi dönüp tekrar bakmayacaktır. Ecmel Vera bazen evde çok hareketli bir şekilde oradan oraya oradan oraya koşturuyor. Neden? Çünkü bir çocuk kendi çapında bir lezzet almaya çalışıyor. Biz artık bazen baş edemez hale geliyoruz ve eline ne yapıyoruz? Bir tane tablet veriyoruz. Oradan açıyoruz bir şey. Duvarlara tırmanan o küçücük çocuk bir saat boyunca sessiz. Ruhu ciddi bir lezzet aldığından dolayı bedeni hareket ihtiyacı hissetmiyor. Bunun tam zıttı mümkün mü? Evet mümkün. Bir insanın ruhu böyle bir lezzeti almadığında beden ne ihtiyacı hissediyor? Sürekli bir değişim ihtiyacı hissediyordu. Arabayı değişeyim, gömleği değişeyim, tişörtü değişeyim, yazlığı değişeyim, katı değişeyim, yatı değişeyim, hanımı değişeyim, onu değişeyim, bunu değişeyim. Ama bunun asla sonu yok. Ne gibi bu? Deniz suyu gibi. Böyle kayıkçılar matarayla denize açıldığında onları tembihlerler. İlk kez çıkıyorsan eğer bak mataran düşerse sakın deniz suyu içme. Çünkü deniz suyu içtiğinde daha çok susatır ve insanı doyumsuz bir hale getirir. Dünyadan almaya çalıştığın lezzet tam bu haldedir. Ve bunun için sürekli bedenini meşgul etmek zorundasın. Halbuki az önceki tablet meselesi gibi ruhunu meşgul edecek bir şey bulsan namazdaki derinlik gibi, esma-i ilahiyenin keşfi gibi, imandaki lezzet gibi ki imandaki lezzet demek sizlerle olan bu uhuvvetin muazzam lezzeti, bu merhametin lezzetini alan dışarıdaki menfaatin lezzetini aramaz. Manevi bir güzellik maddi gözlere ancak maddi bir surette görülebilir. Ressam kelimesi manevi bir güzelliktir. Sen ciddi bir ressamsın. Ben uzaktan baktığımda bunu anlayabilir miyim? Anlayamam. Çünkü maddi gözüme senin manevi güzelliğin olan ressamlığı göstermen için ne yapman lazım? Onu maddi bir surete dökmen lazım. Yani resimlerini göstermen lazım. Maddi gözümle maddi resimleri gördükten sonra senin manevi güzelliğin olan ressamlarlar ve derim ki ya ne mükemmel bir ressammış. Şimdi cömertlik manevi bir özelliktir. Peki bir insan dese ben cömertim ben cömertim ben bunu anlayabilir miyim? Anlayamam. Böyle manevi bir özellik maddi gözüme maddi bir surette görünmesi lazım. Yani o adam ona yedirecek, ona içirecek, ona infak edecek. Ben diyeceğim ki, ha bu adamda manevi bir güzellik olan cömertlik vardır diyeceğim. Bir insandaki manevi güzelliklerin görülmesinin bir diğer yolu o özelliğin sende de olması. Manevi güzelliklerin görünmesinin iki yolu var. Birinci yolu maddi gözüme maddi bir surette görülür. İkinci yolu ondaki manevi güzellikten bir mikyas yani ölçü de bende varsa ben ondaki güzelliği görebilirim. Bir insan ben izzetliyim, izzetliyim, izzetliyim dese, sende de o izzetten yoksa sen onu anlayamazsın. Bir insan ben namusluyum, namusluyum, namusluyum dese, bu manevi bir güzelliktir. Sende de o namus kavramı yoksa sen onu anlayamazsın. Ne diyor Yunus Emre? Her neye bakarsan kendi yüzündür. Kimde ne görürsen kendi özündür diyor. İnsan alemi nasıl görür kendi gibi. Demek ki benim bazı manevi güzellikleri görmem için onun bir mikyasının bende olması şart mıdır? Evet şarttır. Bir arkadaşla Süleymaniye camisini ziyarete gitsek. Süleymaniye camisini gezmekteki asıl murat nedir biliyor musunuz? Sinan'ı tanımaktır. Çünkü bir sanatkar ne ile tanınır? Sanatıyla. Sanatıyla. Demek manevi güzellikten anlayan bir insan Süleymaniye camisine Mimar Sinan'ı tanımak için gider. Şimdi ben bir arkadaşla gitsem ve bu arkadaş da mimar arkadaş olsa bizim Akif'le gitsem. Girdik Süleymaniye Camii'ne Akif'le birlikte. Akif mi Süleymaniye Camii'nden daha çok lezzet alıp Sinan'ı tanır yoksa ben mi? Akif tanır. Neden biliyor musunuz? Çünkü Sinan'daki mimarlık vasfının bir damlası da Akif'te var. Onda bir damla mimarlık olduğundan dolayı her köşede, her satırda, her karede bakar ve der ki demek bunu bunun için bunu bunun için yapmışlar. Kendi duyguları ve istidatları da harekete geçer. Bir mimar, bir mimardan nasıl lezzet alırsa öyle lezzet almaya başlar. Bizde Adalet duygusu ne kadar gelişirse, adalet ilahiyeyi o ölçüde anlar, o ölçüde de lezzet alır bir insan. Bir insan ne kadar cömert olsa, kendi içerisinde cömertliğin bir damlası olduğundan sehavet ilahiyi yani Allah'ın cömertliğini de o ölçüde anlar ve lezzet alır. Bir insan yeryüzünde ne kadar merhametli olsa Allah'ın merhamet ilahisi o insana o kadar açılır ve açıldığı ölçüde o insan lezzet alır. Ne ile? Bende de merhametin bir damlası olduğundan mutlak merhamet sahibinin lezzetini artık tadabiliyorum der. Lezzet alma meselesi imanın özündeyse ve bu da esma-i ilahiyeyi yakalama ona bir ölçü olma durumuysa nasıl namaz kılan manevi bir lezzet alır? Nasıl cömert olan manevi bir lezzet alır? O damlalar kendisinde olduğundan Allah'ın esmasını da belki idrak seviyesinde bir cihette. Demek ki aynı makamdan gidersek bir insan ne kadar tesettüre riayet etse Settar isminden de o kadar ciddi lezzet alır. Ve dünyadaki sufri lezzetleri artık yüz çevirir. İnsan ahlak-ı ilahi dediğimiz sünnet-i seniyyede terakki ettikçe yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama benzedikçe esma-i ilahiyede de terakki eder ve bu cihette de imanın lezzetini duyar, dönüp bir daha da dünyaya bakmaz. Son bir hadisle bitireceğim. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor. Kim bana iki çenesi arasını ve iki bacağı arasını yani iffeti korumaya söz verirse ben de ona cennet sözü veriyorum. Ya. İnsan biraz dişini sıksa, ahirete gittiğinde de dese ki ya ben bu cennet diyarına bu sıkıntılar sayesinde geldim dese o sıkıntıların hepsi rahmete dönüşür. Bunu hayal ederekten bu hadisi inşallah bize de dokunur diye ümit etmek lazım. Kapatıyorum. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innekentel alimul hakim ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha